Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Bugün sizlere 19. yüzyılın önemli romancılarından Stendhal'ın başyapıtı olarak sayılan Kızıl ve Karayam. Öncelikle kitabın konusuna gelecek olursak, yoksul, yakışıklı ve yetenekli bir taşralı gencin Fransız sosyetesindeki yükselişini ve düşüşünü anlatıyor. Aslında burada biraz gönderme de yapılıyor sanırım. Çok hızlı yükselen birisi çok hızlı bir şekilde düşüyor, yani sonunda hapishanelere düşüyor Julien. Ve aynı zamanda da Napolyon sonrasında Fransız toplumundaki yozlaşmayı çok çarpıcı bir dille anlatıyor. Kendi yoruma geçmeden önce kitabın beyaz serdiği iki tane uyarlaması var. Ondan size bahsedeceğim. The Red and the Black, yani direkt Kızıl ve Kara şeklinde çıkmış. 1954 ve 1977 yıllarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin süreleri çok uzun olmasına rağmen 3 saatin üzerinde. Ama beğeniliyor izleyicisi tarafından. Şu anda zaten son istatistiklere göre IMDb puanla 7.6, yani bu şu anda günümüzde çekilen çoğu filmin bazılarından yüksek, yani iyi bir skor. Eğer bir nostalji gecesi yapmak istiyorsanız sizin için iyi bir seçim olabilir. Ben filmi tam olarak izleyemedim ama video görüntülerini koyuyorum. Şimdi kendi yoruma geçecek olursak başka hemen Julien'den başlamak istiyorum ben. Ben kendimi Julien'la biraz özdeştirebildim. Julien romandaki hayatı boyunca zengin olmak pahasına çoğu şeyi yapabiliyor. Yani yapma potansiyeli var. Sanırım ben de zengin olmak uğruna çoğu şeyi yapabilirdim. Yine Julien'den devam edecek olursak hayatı bana biraz enteresan geldi. Yani entrikalar içinde geçiyor. Ve günümüz dizilerini andırdı bana. Ki zaten siz de okursanız neleri kastettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Sonra devam, başka bir diyeceğim konu. Kitabın her bölümün başında ünlü isimlerden sözler bırakılmış. Şimdi rastgele açacağım sayfayı, bulacağım bir tane. Burada bir çağdaş yazar diyor sanırım, anonim. Kalbini kırmadan dokunmasını bilmiyorlar. Evet, bu sanırım yaşadığımız dönemdeki en çok yaşanan olaylardan birisi. Herkes birbirinin kalbini kırıyor. İşte bu konuya değinmemin nedeni şu: kitabı okurken o sözler hayatınızın bir noktasına değinebiliyor. Ve eminim ki hayatınızda pozitif yönde etkileyecektir. Başka bir değineceğim konu, ben kitabın diline değinmek istiyorum. Bir de çevirisini ben biraz düşük buldum. Düşük buldum değil mi? Yani yetersiz. Bazı ölçüm birimleri vermiş. Mesela kitabın ilk başlarında diyorduk işte, 6 ayak boyundaki bir kapının önünde duruyordu. Sanırım bu fit veya metre olarak mı geçmesi lazım? Yani bazı hatalar olmuş. Ki zaten okurken de sizin hızınızı biraz yavaşlatıyor. Ki bir yandan da kitabın dili de ağır. İkisi birleşince biraz yorucu bir kitap olmuş. Yani okuması zor bir kitap. Zaten ben klasik kitapları çok sevmiyordum. Bunu okuması bana biraz zor geldi. Eğer siz de klasik kitapları sevmiyorsanız size biraz ağır gelebilir. Ama ayrı, ben bunu okuyacağım, yani bu güzel bir kitap mı diyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel kitap. Yani güzel bir başlangıç olabilir sizin için.